Merhaba arkadaşlar, ben Veli Avcı, boyuncalhaber.com. Şimdi burada boyuncellerimizin çınarlarından dedem Ali Koluksa var. Asırlık maşallah, Allah sağlığa sıhhat versin. Kendisi boyuncalı tarih hakkında derin bilgilere sahip olmakla beraber Şahbaz Boyunca Öz Boyuncalı Köyü Şahbaz Kuyusu mevkiinde oturur. Çocukluğumuz canlarına geçti. Allah razı olsun kendisinden, Allah şifa versin, uzun ömür versin. Şimdi Şahbaz Kuyusu'nun hikayesini bize anlatacak. İsmi nereden geliyor, kuyular nasıl kazıldı, kim kazdı onu anlatacak. Buyur dedeciğim. Şahbaz Kuyusu tarihten bir Şahbaz Kuyusu'dur. Ötesi de Şahbazlardan alınmış. Bundan 200-300 sene evvel bak. Bunlar böyle geldi geçti, geldi geçti, geldi geçti. Nihayet bir gün bu Şahbaz Kuyusu'nda altında o kuyu tükenmeye başladı. Tahta kuyu mu? Altın yok yok, benim yaptığım yer altında kuyu. Tamam. Gelin dedim bu kuyu dedim, bolardalım. Bu kuyunun ben de dibine indiğim zamanında bir yerden su geliyor. Ben kuyucuyum dedim. Bak biri yanaşmadı ya. Ulan herkes vazgeçiyordu. Bu sefer ben de tuttum. Ben kuyucu yanında çalıştığım için kuyuculuktan az çok anlarım. Tuttum üst tarafına bir kuyu deştik. Çocuklarımla beraber. Arkadaş 2 metre geçti. Geçtik su altından fışkırdı. Bu sefer gel. Gelsek sabahla kalksak dop dolu dolarmış aşağına su akar. Öteki kuyu kapandı gitti. Bakmadılar. Uğraşı. Bu kuyu deştik. Beton kuyu değil mi? Evet. Beton kuyu deştik. Çocuklarımla beraber varsak sabaha kadar varsak dop dolu dolarmış. Aşağına da bize rakarmış. Bu sefer üstünü karamandan çimento getirdim. Çimento getirdim. 7,5 lira, 7,5 liraydı tenesi çimentonu getirdim, kum getirdim, yaptım, çattım. Bütün geçmişlerimizin ruhu için hayret olarak yaptım. Evet, Allah ama razı olsun. Ama sulayıp da benden sulayacak diye bir şey yok. Evet. Ama su var ki ben orayı sattım. Satar kadar bunu böyle ifade ettim. Burayı haşa haşa, sümme haşa, her kim olursa olsun malının, mülkünü, suyunu içecek, motorunu götürecek her yerini ne yapacak yapacak diye. Serbest serbest bıraktım ve hayret bıraktım. Evet, Allah razı olsun dedeciğim. Orada 2 dam var. Bunu da ben ağzını almadım. Biz oraya sattık. Benim hazırlığıma yakışmaz. Onlar da Sola Hasan gibi. Benim oğlumun kaynanasıyım. Orada benim yeğenlerim var, kızım var. Onlar da serbest yalasınlar tamam. Evet, yaylada. Verinceye kadar bizi hayırlı besinler. Evet, Allah razı olsun dedeciğim. Bak hadi. 3 tane gözlüğüm var mı dediğini atarlar. Yine tükenmiyor. Allah'a soktu. Bak. Ta dağın geri yüzünden divazılar su götürdü. İnanır mı? Evet. İşte soruyor beni dağın. Ya zaten şey var arkadaşlar, şöyle bir şey var. Oradan geldiler su götürdüler. Oradan. Her yer kurudu, her yer. Ama orada kurumuyor. Evet. Bu suyu kurumaz. Bizim Şahbaz Kuyusu'nun suyu dediği gibi dedemin bütün yaylarda, Öz Boyuncalı Köyü'nün bütün yaylalarının suyu kuruyor dedemin. Evet. O bahsettiği Şahbaz Kuyusu'nun suyu hiçbir zaman bitmiyor. Bütün bölgelerden gelip oradan su alıyorlar. Hatta oradaki ne ocağı demiştin abi sen? Mermer ocağından bile gelmişler, su götürmüşler. Traktörlerle, kamyonlarla gelip su götürüyorlar. Ne güzel bir şey. Biz götürdükten sonra kuzunlar orada maden buldular, maden. Maden ocağına taş çektiler. Kaç, 1 sene, 2 sene. Su çektiler de. Oradan geldiler, su götürdüler. Efendime söyledim, her yer kurudu, melberen. Şahbaz Kuyusu kurumadı. Maşallah. Allah bereket. Allah kazanan, deşen, eden nur içinde yatsın. Amin amin. Allah razı olsun dedeciğim. Kuyunun birini sen kazmışsın zaten. Serbest. Dede, o öbür kuyu eskiden mi kalmış? O tahta kuyu. Şahbaz Kuyusu'nun tahta kuyu. Çok mu eski? O, çok eski. Tarihten mi? Mil ile dolu. Neye be? 1000 davar sulanırdı. Bin davar sulanırdı. Silmezdi. O kuyu, o kuyucuk bir kuyuydu. Ama şimdi mil ile doldu. Biz aynen. Bolardalım dedik, gelin bilenelim, hepsini bir yere kazdıralım, toparlayalım dedik, bize yanaşmadılar. Biz de ayrı o kuyu deştik, Allah'ıma şükürler olsun, çocuklarımla birlendik, deştik, ayıtladık, o kuyu hayret işi yaptık. Evet, herkes ama için yaptı. Ama onlar da ister yapar, ister yapmaz. Evet, siz gerekeni yapmışsınız zaten. Ben kuyucu yanında çok eğlendim. Şimdi kuyu yukarıdan geliyor, güner kuyunu oradan su geliyor, çok zengin su, çok. Evet. Ondan sonra bizim damın altına varınca orada taşlı geliyor, beri tarafa biraz bölünmüş. Ora kadar indim ya, aşağı kuyuyor, tahta kuyuyor. İndim miydi bak, şu kadar bir su geliyor, şu kadar. Öf maşallah maşallah. Şu kadar.
Ya uğraştım gelin. Dediniz mi ya işte şu çekmeliyim. Ötekmeliyim. Tamam şey yapma öyle fazla ayrıntıya girme. Kimsenin şeyine yapma. Boş hayır muharek gün. Sonuçta şu anda herkes oradan su içiyor. Hayrattır. Evet, hayrattır. Evet, hayrattır. Evet, evet. Herkes su götürecek. Kimse kimseye müdahale edemeyecek. Başında oturanlar da müdahale ederse babanım da boynundandır. Arkadaşlar dedim bas. İstersen yaparsın. Diyor ki dedim o kuyu diyor çocuklarımla beraber kazdık yaptık ama diyor ben herkes kim olursa olsun isterse dağdan isterse taştan kuş kurap derler bizde kim olursa olsun gelsin kuyudan herkes suyunu götürsün kimse engel olmasın kimse su vermemezlik yapmasın diyor. Bak hayratlık yaptım ben o kuyu diyor. Yani orada iki tane kuyu var bilmeyenler için tekrar edeyim. Bir tanesi eski bir tane tahta kuyu taştan yapılmış. Onun yan tarafında beton kuyu dedem yapmış anlattı şimdi arkadaşlar. Kuyu bizim dediğim gibi diğer yaylalarda su bitmesine rağmen bütün yaylalarda su bitince yaz sonunda herkes gelip traktörlere kamyonlara oradan su alıyor. Su hayattır zaten sağ olsun dedeciğim de oraya hayratlık olarak yapmış. Herkes kullanabilir diyor. Bu videomuzda yine asırlık çınarımız Ali Kolukusa dedemizin Şahbaz kuyusundaki kuyusu yani yaptığı kendi emeğiyle yaptığı kuyusu ile ilgili röportaj yaptık. Dedeme çok teşekkür ederim. Allah uzun ömür versin. Başımızdan eksik etmesin inşallah. Çünkü çocukluğumuz yaylada geçti bizim. Evet. Biz yaylayı çok seviyoruz. Hala ben zaman buldukça kaçıp gidiyorum. Hani Allah nasip ederse ileride belki emekli olursak yaylamıza göçeriz diye. Keşke imkan olsa. Evet. Şimdi de giderim emekli olsam. Ben seviyorum yaylamızı. İşte yayla çok güzel. Dinliyorum dedeciğim. Var mı diyeceğim bir şey buradan? Hayır. Bütün herkese diyeceğim bir şey var mı? İçinde mesela Hindi, Elif, Gelinge yahut öteki belki müdahale edemez. Tabii orası şey ayrılık zaten. Orası ölçümde kuyuya kimse karışamaz değil mi? Sen rahat ol. Benim geçtiğim kuyunun üstünde 5-6 metre yukarısında nari. Ben zaten oraya onların hakkını ayırdım. Gelince motor duracak, su alacak yerlerini ayırdım. Tamam sen rahat ol, sen rahat ol. Kuyuyu herkes kullanacak dedim yani onu söylemeye çalışıyor arkadaşlar. Herkes diyor. Kim gelirse gelsin kullansın diyor. Dinamasını atacak. Su götüren götürecek, isterse Oğru'dan, isterse Belbören'den, nereden gelirse gelsin. Evet dedeciğim, var mı buradan torunlarına, oğullarına, çocuklarına söyleyeceğin ben bir şey? Ben ölür giderim, yalnız ki beni unutmasın. Unutmayız seni dedem, Allah'ım sen Allah uzun ömür versin dedeciğim. Seni çok seviyoruz biz, Allah uzun ömür versin. Dedeciğimiz bir tane ebem dedem, biz ebe dede deriz hep. Allah razı olsun bize çok baktılar. Şeylere bile cami tamam direklerine bile yazdım. Evet yazın var, imzam var, biliyoruz onları, orada büyüdük biz. İnşallah. Bak bin mal sulanıyor tükenmiyor. Evet evet. Bin, Allah razı olsun. Sarı yeşilli bin. Allah razı olsun dedeciğim. Seni çok seviyoruz. Allah uzun ömür verir inşallah. Başımızdan eksik etmesin. Buradan bütün Yörük ve Boruncalı hemşehrilerimize sevgi saygılarımızı sunarken yörüktv.com sayfamıza da YouTube sayfamıza da abone olmayı unutmayın. Allah'ım hamam yaparlar. Mahsul alırlar. Allah razı olsun dediği bana yetiyor. Aynen dedeciğim. Çok sağ olasın. Buradan röportajımı bitirirken bütün yürük hemşehrilerimize ve boğunca hemşehrilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ben Veli Avcı, boğuncalaber.com.